Herkese merhabalar. Herkese Dublin'den, İrlanda'dan selamlar. Bugün sizlerle birlikte MacBook Air 2020 altın rengi kutu açılımını yapacağız dostlarım. Ben altın rengini tercih ettim. Onu baştan söyleyeyim. Pişmanlık mı olacak yoksa gerçekten beğeneceğim mi? Onu birazdan sizinle birlikte göreceğim. Açık söyleyeyim. Ben de rengini merak ediyorum çünkü. Onun dışında arkadaşlar biraz tasarımından bahsedeceğiz. Yeni dizayn nasıl olmuş? Biliyorsunuz MacBook Air'ler 2019-2020 bandında bir update edildi. MacBook Pro'lara daha çok benzemeye başladı. Birazdan Pro'yu da göstereceğim size zaten kullandığım. Gelin birlikte inceleyelim neler var neler yok. İlk başta kutudan bahsedelim. Kutuda çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Bildiğiniz MacBook Air kutusu. Bununla ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu Apple'ın e, ayın 10 u, 10 u ile 11'i arasında klasmanını e, yaptığı yeni M1 çipli MacBook Air değil. Onu söyleyeyim baştan. Bu bildiğiniz 2020 MacBook Air arkadaşlar. Karşınızda altın rengi MacBook Air dostlarım. E, i̇lk gözüme çarpan detaylar ürünün rengi gayet güzel. Ben rengini sev, sevdim ve gerçekten açıkçası hiç öyle pişmanlık yaratmadı. İyi ki seçmişim dediğim bir güzel bir renk olmuş. Çok daha kırmızı biraz daha koyu bir renk bekliyordum ama değil gayet güzel duruyor. Şimdi şöyle bir ürünü çıkaralım. Ben zaten kurulumunu falan daha öncesinde yaptım. Ee, şöyle bir dizaynından bahsetmek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar ilk izlenimlerim gerçekten dizayn daha ince. Macbook Pro'ya göre zaten eğriler tasarım olarak da daha ince. Ama daha ince geldi benim gözüme. Ağırlık konusunda hemen şöyle bir Macbook Pro ile bir karşılaştırmak istiyorum. Hangisi daha ağır hangisi daha hafif diye. Ee, hemen şöyle bir bakalım. İki elimle de hemen ikisini de tutacağım. Macbook Pro daha ağır arkadaşlar. Macbook Pro, Macbook Air'e göre daha ağır diyebilirim. Daha hafif yani. Macbook Air 2020, Macbook Pro'ya göre daha hafif. Onun dışında tasarımda dikkatimi çeken diğer özelliklerden birisi de C-Type arkadaşlar portlar biliyorsunuz. C-Type portlarımız burada iki tane var. Normalde Macbook Pro'da iki de burada vardır. Dört eder. Burada sadece iki tane var Macbook Air'de. Pro'dayı da, Pro'da da göstereyim size. Pro'da solda iki C-Type girişi vardır. Aynı şekilde iki tane de sağda C-Type girişi vardır. Ama bu bilgisayarda sadece Air'de iki tane var. Bunu söylemek istiyorum. Dikkatimi çeken ilk şey. Onun dışında yine Dikkatli baktığınızda arkadaşlar sağ tarafta hoparlör girişiniz var. Onun dışında başka bir şey yok. Tasarım düz. Bildiğiniz Mac Pro'ya bayağı bir benzetmişler tasarımını diyebilirim. Şöyle size Mac Pro'yu da göstereyim. Tekrardan kanalda bununla kutu açılım videosu ve mevcut izlemek isteyen arkadaşlar bakıp izleyebilirler. Gördüğünüz gibi Macbook Pro'ya çok benzetmişler tasarımını. Ee, onun dışında kutudan ne gibi şeyler çıkıyor onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kutudan ilk çıkan şey arkadaşlar şu hiçbir zaman okumadığımız zımbırtılar, kağıtlar, kürekler hepsi bunun içerisinde şarj aletiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hatta MacBook Pro şarjıyla yan yana getirdim. MacBook Air şarjı, MacBook Pro şarjı. Gördüğünüz gibi Macbook Air'in şarjı Macbook Pro'ya göre daha küçük. Bunu söylemek istiyorum. Bu başlıklar ülkeden ülkeye değişiyor. Biz İrlanda'da olduğumuz için üç başlık kullanıyoruz. Sizinki ikili olacak. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha e, tasarım olarak Macbook Pro'nun şarj aleti daha büyük Macbook Air'e göre. Bu benim ilk dikkatimi çeken şey. Onun dışında bir de tabi de şarj kablosu var. Şarj kabloları da biliyorsunuz zaten bütün Mac serilerinde şarj kabloları yeteri kadar uzundur. <laughs> İşinizi görecek kadar uzundur. Ee, bir de şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında da kutudan başka çıkan bir şey yok. Biraz da genel özelliklerinden bahsedelim MacBook Air'in arkadaşlar i3 işlemcili onu biliyorsunuz Retina ekranı var MacBook Air'in diğer bir önceki sene sürümlerinde yoktu şu anda MacBook Air'in Retina ekranı var i3 işlemcili dediğim gibi 256 GB benim almış olduğum model ve 8 da RAM'i var. 256 GB depolama hafızası bence bana fazlasıyla yeterli. Ama hafıza gereksiniminiz varsa arkadaşlar benim size altın tavsiyem gidin harici bir depolama alın. Boşu boşuna hafızayı arttıracağım diye para vermeyin. Çünkü biliyorsunuz Macbook'un ya da Macbook Air'in fark etmez hangi modelini alırsanız hafıza arttıkça fiyatı da artar. Boşu boşuna para ödemeyin derim bunun için. Onun dışında söylemek istediğim diğer şeyler arkadaşlar ürünün fiyatı. Ürünün fiyatı Avrupa'da 1059 Euro. Türkiye fiyatlarına da baktım. Şu anda Türkiye'de 8 ila 10 bin TL bandı arasında satılıyor. Ama Avrupa'daki fiyatı arkadaşlar şu anda 1059 Euro olarak onu söylemek isterim. Hemen şöyle de bir ekranına falan da bakmanızı istiyorum. Şöyle biraz kapatacağım. Ee, ekran olarak arkadaşlar gerçekten parlak. Retina ekran bence gayet şık durmuş üzerinde. Gayet başarılı. Onun dışında biliyorsunuz yine dikkatimizi çeken şeylerden birisi şurada. Touch Bar maalesef ki yok. Bunu da söylemek istiyorum. Bu sadece MacBook Pro'ya özgü bir şey. MacBook Air'de Touch Bar yok arkadaşlar. Touch ID var. Şu sağdaki aynı zamanda Touch ID'niz. Ee, benden şimdilik bu kadar dostlar. Ürünle ilgili ayrıntılı detaylı bir inceleme yapacağım. Onu da kanalda sizlerle birlikte paylaşacağım. Onda da muhtemelen MacBook Pro ile karşılaştıracağız. Ve ne gibi farklılıklar var ondan da bahsedeceğiz. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ürüne dair merak ettikleriniz olursa videonun yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.